böyle gerilme hareketleriyle güne başlıyoruz. Bu arada hepinize merhaba. Hoş geldiniz. Beni ilk defa görenler için ben Ebru. Bugün bakım yapacağız birlikte. Yeni kullandığım ürünler var. Hatta benim işte Ebru evde cilt bakımı çek diyorsunuz. Evde videolar çek diyorsunuz. Ona ithafen sizi dinleyerek. Evde bugün cilt bakımı yapacağız. Son zamanlarda kullandığım ürünleri göstereceğim. Ayrıca saçıma, artık saçımı yine açılma zamanı geldi. Saçımı birlikte açacağız. Böyle evde dolu dolu bir bakım vlog, ev vlog, böyle bir vlog olacak. İlginizi çekeceğini düşünüyorum. Yeni ürünler kullanmaya başladım ve çok memnunum. Onları size göstermek istiyorum. Zaten cildimden de anlayacağınız üzere bakın. Duşta cildimi temizledim bu arada. O yüzden cilt temizliğini atlıyorum. Abimin eşi dermatolog. Şu an abim de dermatolojiye geçiyor. Almanya'da doktorluk yapıyorlar ikisi de. Onlara ben böyle bir ürün, yeni bir ürün gördüğümde hemen zaten soruyorum işte içeriği şöyle şu nasıl, bunu kullanayım mı, bunu önerir misin tarzında. Şöyle Juvenil markasıyla o şekilde tanıştım ve sordum nasıl olduğunu. Zaten yorumlarına girin bakın arkadaşlar, o kadar herkes memnun kalmış ki şimdi ben de birazcık size hem yengemden edindiğim bilgileri de paylaşacağım. Özellikle cilt lekeleriyle, sivilce lekeleriyle alakalı da bana çok soru soruyorsunuz. Benim dönemsel sivilcelerim çıkıyor. Renk dönemim yeni geçti mesela. Şuralarımda tek tük sivilceler çıkıyor. T bölgem yağlı, kışın kuruya dönüyor cildim. Alnımda böyle pütürcüklenmeler oluyor bazen. Ama işte bu ürünleri kullanmaya başladıktan sonra o şeyler olmuyor. Yani düzenli cilt bakımı çok önemli ve bu tarz böyle leke sorununuz varsa mutlaka düzenli kullanmamız lazım bu arada. Mesela bugün dışarı çıkmayacağım. Dışarı çıkmayacağım için size şunu da uygulamalı olarak gösterebilirim diye düşünüyorum. Bu AHA, BHA içeren peeling serum. AHA %25, BHA %2, pantenol %3 olduğu için, yani asit içeren ürün olduğu için bunu cildinizde maksimum 10 dakika tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Zaten bunun da mesela en büyük özelliği şeffaf, tamamen saydam renkte. Cildinize sürdüğünüzde herhangi bir iritasyon olduğu an hemen görüyorsunuz ve yıkıyorsunuz. Zaten buna çok dikkat edin. Yani cildinizi en iyi siz tanıyorsunuz. Ben şu an size gösteriyorum. Bunu sürüp 10 dakika yazıyor diye 10 dakika tutmayın. Cildinize böyle bir bakın. Eğer böyle çok yanma hissediyorsanız hemen yıkayın. Hani bazen çok alerjik bir bünyeniz varsa alerji yapabilir bu tarz asitik ürünler. Ben haftada bir, bazen iki kez uyguluyorum. Böyle çok hani sivilce çıkardıysam, reg zamanıysa haftada iki yapıyorum ki hemen söndürsün. Bakın mesela şu an hemen sönmüş durumda. Ve akşam uygulamanızı öneriyorlar. Özellikle bu peeling serumu. Bunu kullandığınız süre boyunca da mutlaka güneş kreminizi sürmeniz gerekiyor. Yoksa cildinizdeki lekeleri gidermekle birlikte daha da çok leke çıkartır. Bu tarz ürünlerin böyle şeylerine dikkat etmeniz gerekiyor. Zaten yaz kışta güneş kreminizi sürmenizi kesinlikle ihmal etmeyin. Yazın yüksek faktörlü, böyle 50 faktörlü kullanıyorum. Kışın daha 30'a düşürüyorum veya 50 kullanıyorum. Ne olacağım için gündüz uygulayacağım. Ama normalde akşam uyguluyor ve tamamen kupkuru cildinize uygulamanızı öneriyorlar. Bakın şimdi birlikte uygulayalım. Böyle göz çevrenize getirmeyin bu arada. Şöyle şuralarda. Ben burnuma ve alnıma. Şöyle yanaklarıma. Mesela ben dakika tutmuyorum. Şu an yanma hissiyatına göre böyle arttığı an hemen yıkayacağım. Bakın tamamen şeffaf. Böyle herhangi bir rengi yok. O en büyük artısı bence mesela bu tarz ürünler. Bu ürünleri kaç yaşında kullanmalıyız diye sorarsanız. Ben yine yengeme sordum. O yüzden size söyleyebilirim. Eğer cildiniz çok lekeli, çok böyle problemli, sivilceli, tam böyle ergenlik zamanı sivilceleriniz, lekeleriniz varsa tabii yine bir dermatoloğa görünün. Kalıcı cilt lekeleriniz varsa böyle gençseniz de 16 yaşından itibaren kullanabiliyormuşsunuz. Ama dediğim gibi yine eğer çok sorunluysa mutlaka dermatoloğa bir gidin. Şu an böyle karıncalanma gibi bir yanma hissediyorum. Mesela çok böyle yakma gibi bir hissiyatı yok. Trendyol'da bunların yorumlarını okudum. Girin bakın, ben şu an yaklaşık bir aydır falan düzenli olarak kullanıyorum. İnsanlar bir yıldır kullanan insanlar falan var. Şok oldum, böyle önce sonra hallerini koymuşlar. Çok mesela burası çok böyle lekeli, açılmış rengi. Çok şaşırdım. Birazcık bekleyelim. Birazdan geliyorum. Oh mis. Gerçekten. Siz şöyle tekrar alayım. Beni sıkı takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Hep böyle kağıt havlu kullanıyorum. Havlu kullanmıyorum çünkü yani cildime her ne kadar temiz olsa da
birkaç kere böyle sildiğiniz zaman üzerinde mikroplar oluyormuş ve bu da sivilceniz, mesela aktif sivilceniz yoksa bile yayılmasını sağlıyormuş. Ben var ya şu an böyle ferah ferah sanki nefes alıyor gibi hissediyorum. Juvenil markası vegan. Hayvanlar üzerinde test yapmıyor. Bu yüzden de seve seve gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. İçeriği de zaten dediğim gibi çok temiz. Diğer göstereceğim ürün bu liposomal C vitamini %17 bununkisi. Hyaluronik asit %1, pantolonda %3. Yani nedir bu liposomal diyeceksiniz. Ben de araştırdım sizin için. Hemen söyleyeyim. Bu normal diğer C vitamini markalarının türevlerine göre cilde 20 kat daha fazla emilim sağlıyormuş. Daha hızlı cilde nüfus ediyor. Ve cilde parlaklık kazandırıyor. Böyle pürüzsüzleştiriyor. Hyaluronik asidi biliyorsunuz cildi nemlendiriyor. Bu pantenol de cilt bariyeri sağlıyor. Yani cildinizi koruyor bu irritasyona, yanmaya karşı. Pantenol da içeriği o. Güneş koruyucusuz asla kullanmayın. Yani bu sabah akşam kullanılabiliyor, bakın rengine. Tam böyle şuruplar olur ya, onun gibi çok güzel. İnce tabak halinde sürmeniz lazım C vitaminlerini. Şöyle bir, iki. Hani hiçbir şekilde kokusu yok ve hemen emiliyor. Ben bunu çok seviyorum o yüzden. Pürüzsüz olsun, parlak olsun falan diyenler için bu ürün net. Çok seviyorum. Hemen emiliyor ve böyle yağlı bir his bırakmıyor. Şimdi bunun üzerine hemen nemlendiricimi süreceğim. Nemlendirici de yine Juvenil'in nemlendiricisini uygulayacağım. Uygulamadan önce size bir şey söylemek istiyorum. Bu 25 yıllık inovasyon ödülünü almış bir ürün. Ve ben bunun yorumlarına baktım. Fotoğrafları görünce inanamadım. Özellikle yaşınız 25 yaş üzeri ise bu yaşlanma karşıtı bir ürün. İçerisinde özel peptitler varmış. 2 aylık düzenli kullanırsanız şöyle bir şey vaat ediyor. %70'e kadar cildinizdeki kırışıklıkları gideriyormuş. Ve buna ben yorumlarına girince inanamadım insanlar. Önce ve sonra fotoğraflarını koymuşlar. Buna mutlaka girin bir bakın. Fiyatı yüksek ama herkes şey demiş, yani 5000 olsa bu ürüne veririm falan demişler. Öyle bir ürün. Yani şu ürün bakın. Şöyle iki pompa alıyorum ben. O kadar böyle bebeksi kadife gibi yapıyor ki cildi. Yani buna bayılıyorum. Ve özellikle şu an 25 yaş üzeri olduğum için, 26 yaşındayım. Böyle bu tarz işte yaşlanma karşıtı ürünlere artık başladım yavaş yavaş. Böyle masaj yaparak uyguluyorum. Bu da zaten hemen emiliyor ve yağlı bir his asla bırakmıyor. Eğer böyle bir ürün arıyorsanız, mesela annenize, kendinize bilmiyorum. Hani benim yaş grubumdaysanız veya ince kırışıklıklarınız oluşmaya başladıysa. Zaten 25 yaş üzeri diyorum ama bazen insanlar genetik olarak mimik çizgileri alında, işte şuralarda fotoğraf gördüm. Şöyle şurada çizgiler var. Normalde kaz ayağı çizgileri. Tamamen gitmiş, şok oldum. Hani o yüzden şu bir aydır düzenli kullanıyorum ve gerçekten bir cildimde böyle bir... Bakın mesela, yani bilmiyorum siz de fark ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bunun son olarak göz altı kremini göstereceğim. Eğer ki göz altı morluğu sorununuz varsa bunu kesinlikle öneriyorum. Benim yorgun olduğum zamanlarda böyle bakın şu şekilde uyguluyorum böyle ve şu göz kapaklarıma da uyguluyorum. Bu da mesela yine gözaltı kırışıklıklarını, işte gözaltı torbalarını, gözaltı morluklarını hepsine iyi geldiğini vaat eden bir ürün. Çok hoşuma giden bir ürün. Özellikle gözaltlarımda böyle bezelenme falan yapmadı. Enstokin, mikroyosun ekstratı, hyaluronik asit ve peptitlerden oluşan aktif bileşenleri göz çevresini nemlendirir. Kırışık görüntüsünü ve koyu gözaltı görüntüsünün azalmasına yardımcı olur. Gözaltıları çok hassas bölge zaten. O yüzden gözaltına her ürünü sürmemeniz gerekiyor. Hani bu cilt ürünleri bile, yani şunlar bile mesela çok gözaltına sürülmemesi gerekiyor. Çünkü gözlerimizin altındaki derimiz en ince derimiz vücudumuzdaki. O yüzden en hassas. Oraya ben mesela ayrıca böyle güneş kremi falan sürüyorum. Son zamanlarda kullandığım bütün ürünler bunlar. Hatta ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Şu gözaltı kreminden dudaklarıma da sürüyorum. Özellikle şöyle dudak çevreme, şuralara. Şöyle. Şimdi dudaklar da ince bölgeler ya. Cilt bakımı bu şekildeydi. Şimdi bir kahve yapalım kendimize güzelce şöyle. Üstümü giyineyim. Sonra saçlarımın rengini açacağız birlikte. Bu şekilde güne devam ediyoruz. Arkadaşlar şuradaki örümceği görüyor musunuz? Yuvası var ve bu yuvasını ben hiç bozmak istemedim. Böyle yok olmuştu, şimdi dışarı çıkmış. İlk defa dışarıda gördüm. Burayı da bozmak istemiyorum. Hani yavruluyor mu yoksa böyle kış uykusuna yatacak da oraya yuva mı yaptı kendisine, hiçbir fikrim yok ama korkmuyorum artık yani.
duble kahve içiyor her zaman. Bir de sade içiyor. Nasıl içiyor hiçbir fikrim yok. Hani bu kadar fazla ben içemiyorum. Kendime de dibek kahvesi yapacağım şimdi. Dibek kahvesini çok seviyorum. Harput dibek. Ve dibek kahvem hazır, bakar mısınız? Bu arada bu bardaklara bayılıyorum, çiftçi darlı bunlar. Fiyatları da benim aldıklarımın normal piyasadaki fiyatlarına göre daha uygun. Bunlar da eğer hoşunuza gidiyorsa açıklamalara linkini bırakırım. Ben çok çok severek kullanıyorum. Yine kahve makinemden de memnunum soranlar için. Böyle söylemiş olayım. Her türlü sütlü kahve de yapıyor. Böyle dibek kahvesi, normal kahveler, her şey yapıyor. Şimdi saçlarımı açma zamanı. Benden çiğim. Mis. Müthiş müthiş. Kendime bir maskara sürdüm. Şöyle kendime geleyim diye sadece bir maskara sürdüm. Bu arada şu an bu maskaram neyi sürdün diyeceksiniz. Şu Sky High sürdüm. Hatta Instagram'dan da paylaştım. Şu an öyle bir indirime girmiş ki hemen kendime aldım bir tane daha. Bir tane daha alırken sizinle de paylaştım. Normalde 90 lira falan. Şu an 63 liraya düşmüş. Tam böyle denenecek. Hani denemek isteyenler için denenecek fiyatta ama şu an bu videoyu paylaştığımda indirim umarım devam ediyor olur. Linke ben yine eklerim. Mutlaka deneyin. Çok güzel bir maskara, bakar mısınız? Ben çok seviyorum, bayılıyorum yani. Hem günlükte böyle hemen sürünce tek tek ayırıyor, uzatıyor. Yapıştırmıyor böyle, onu çok seviyorum. Şimdi saçlarıma başlayacağız arkadaşlar. En önemli şey burada eldivenler. Yani şu eldivenleri takmanız şart. Önceden sadece şu Sunkist jel uyguluyordum. O biraz daha az, böyle aşamalı açan bir ürün. Yani sürüyorsunuz, saç alt tonunuz ne renkse ilk başta turunculaştırıyor gibi geliyor mesela bazılarına. Sonra kullanmaya devam ettikçe açılıyor açılıyor ve sarıya dönük, böyle daha küllü bir ton elde ediyorsunuz. O yüzden saçınız mesela çok koyuysa direkt açtığınızda zaten aşamalı ürün olduğu için turunculaştı sanabilirsiniz. O yüzden kullanmaya devam etmeniz lazım. Böyle bir anda açan bir ürün değil ve mutlaka eldiven kullanın. Ellerinizde böyle pütürcük pütürcük bir şeyler çıkıyor. Sonra ben bu düğün zamanı paletin şu sarı saçlı, ne bu? Renk açıcı eşsiz sarılar diye böyle bir şunu almıştım ve bunu kullandım. Tam düğün öncesi saçlarım o kadar güzel açtı ki herkes sordu yani saç rengim ne renk diye. Ve mor şampuan daha hiç uygulamadım. Milkshake'in, annemin kullandığı Milkshake'in bir tane mor şampuanı var. Çok güzel. Bugün onu da birlikte kullanacağız. Şimdi uygulayalım. Nasıl uyguladığımı hemen göstereceğim. Hatta aynı zamanda Reels çekmeye çalışacağım. Bakın şimdi başlıyoruz. Saçlarımın şöyle dip rengi bu şekilde. Hatta aralarda benim beyazlarım var. Böyle minik minik. Böyle beyazlarım var. Boya sanıyorlar. Siz de çoğu zaman boya sanıyorsunuz ama değil. Şimdi başlıyoruz. Saçlarım bu arada kesilme zamanı geldi. İnce telli bir saçım var. Düğünlerde, düğün kına zamanı geçtiği için tabii saçlarım çok işlem gördü yani yapıldı falan. O yüzden iyice kırıldılar. Birazcık şöyle uçlarından kesilme zamanı geldiler. Ben de dedim ki saçlarımın rengini açayım, öyle kestireyim. Öncelikle ihtiyacımız olan şey eldivenlerimiz. Bir adet Sunkist jelimiz. Paleti de kullanacağım. Şöyle yedek bir tane. Şöyle bir ince uçlu tarak, kıskaç. Ve saçlarımı ıslatmak için bunu kullanıyorum. Bu bitmiş zaten yani. Bakalım. Yeni paket açalım. Önce şöyle topladığım alanlara bir genel bununla açıyorum ki rengini kırmak için. Böyle bolca uygulayabilirsiniz bu aşamalı. Hani ne kadar... Bir kere mesela şimdi ısı kullanacağım ben. Fön makinesiyle yapacağım. Normalde güneşte de kurutuyorum. Sonra kafamı öne eğiyorum. Şu alt tarafı. Bu Sunkist'in hiçbir şekilde kokusu yok. Sadece ama ele
sürdüğünüz zaman ele zararlı. Ama koku olarak rahatsız edici hiçbir şekilde kokusu yok. Şimdi saç kurutma makinesiyle bir tarayayım. Ben bir kurutacağım ilk katını. Dipleri biraz kırdık hani çok belli olmasa da bir kat daha şimdi süreceğim. Küçük tutamlar halinde bunu uygulayacağım. Ben bir tutam daha alıyorum. Altlara da böyle birer tutam alıyorum içten. Birkaç tane. Şöyle tutam tutam. Şöyle en son şu alt kısmı tamamen uyguluyorum. Önlere bir tane daha yapacağım. Saçlarımı açıyorum. Evraları şey oldu. Ne yapıyorsun? Ay. Sen ne yapıyorsun? Yani ne zaman çekeceğim? Bitiyor hemen. Sonra mı? Bitirdik. Bu bitti. Kalan şununla. Şurayı bir daha yaptım ve artık normalde aslında böyle arka arka yapmamanız lazım ama ben bu şekilde uyguluyorum. Ve bir sıkıntı olmadı yani saçlarım da bir ekstra bir yıpranma olmadı. Sadece şu zaten şu çok az saçı yıpratıyor. Daha saçı kurutuyor. Bundan sonra böyle argan yağlı bakımlar yapsanız iyi olur. İşte ben de şimdi bundan sonra bir mor şampuan uygulayacağım ilk defa. Yani şu anki renginden bile mesela memnunum ben şu rengi seviyorum. Diplerinin rengi kırıldı iyice. Saçların rengi de bu şekilde oldu. Bakın. Şimdi bir de şu milkshake'in mor şampuanını kullanacağım. Bunu ilk defa kullanacağız birlikte. Bakalım. Şu anki hali bu şekilde. Bu kadar. Dipleri bakın kırıldı şu geçiş. Böyle daha hani şurada böyle kesik gibiydi ya. Şimdi daha böyle bütün geliyor bakın. Bu şekilde. Yani çok basit aslında ve çok güzel oluyor. Ben rengini çok seviyorum. Bal köpüğü rengi gibi oluyor bakın. Rengini gerçekten seviyorum. Ve benim gibi böyle tane tane alırsanız bakın böyle geçişli gibi oluyor bu şekilde. Şuralar daha açık mesela. Altlar daha koyu. Böyle daha doğal duruyor o yüzden. Böyle yapınca. Şimdi bununla yıkayıp hemen geliyorum.
gençler, yaptım. Bakın mor şampuanla da böyle 2 dakika falan beklettim. Bakın rengi tam istediğim gibi oldu. Bakın asıl rengim şu. Oralara sürmüyorum. Sadece üste sürüyorum. Toplandığında böyle duruyor. Mesela at kuyrukta. Şu an olduğu rengi gibi çıkıyor. Ama bazen daha bak kamera şu an rengini değiştirdi. Bir şeyler yapıyor. Ama asıl bakın rengi bu şekilde şu an. Bir renk, açık bir bal köpüğü rengi oluyor bende bakın. Bek kahvesine bayılıyorum, tekrar yaptım. Böyle yani uygulanışını gördünüz zaten, şimdi hava kararıyor. Hatta diyorum ki bir Reels çekeyim. Yani kombin Reels'ı çekeyim. Şöyle hava kararıyor ama ring light'ımla çekeyim diyorum. Hani bu arada benim saça başlayalı biraz birkaç saat işlerim vardı. Onları hallettim, sonra başladık. İşte günde böyle 2 tane falan kahve içiyorum ama şekersiz içiyorum bunları. Önceden şekersiz kahve asla içemezdim. Saçlarımı aslında biraz daha açmak istiyorum, ombre yaptırmak istiyorum ama yaptıran herkes saçların çok aşırı yıprandığını söylüyor. Ve benim saçlarım zaten ince telli. O yüzden yani ince telli ve hemen bakın şu an mesela normal hali bu. Biraz hani yıprandı ama yani bir de o işlemleri görüp iyice saçlarım azalırsa, bir de toparlanmazsa falan diye korkuyorum aslında. Çok güvenilir bir kuaför bulmam lazım ama kuaförlere pek güvendiğimi söylemeyeceğim. Gerçekten kuaförlere çok güvenmem. Sadece kesime gidiyorum. Bir tane kuaförüm var, kesim çok güzel yapıyor. Yine aynı şekilde kestireceğim. Önleri böyle arkayı düz kestiriyorum. Önü böyle biraz daha böyle V kestiriyorum. Çok güzel duruyor. Öyle bu aralar öyle yapıyorum. Hatta kesime giderken de yine vlog çekerim tabii ki size. Bu videoyu artık burada sonlandırıyorum. Yine çekmemi istediğiniz içerikleri bana yazın. Dikkate aldığımı biliyorsunuz. İlk defa şu an bu videomla izlediyseniz, tanıdıysanız hoş geldiniz. Umarım sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kanalımdan ayrılırken lütfen abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu aralar daha da böyle sık içerikler gelmeye devam edecek. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Bay bay. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there?